Aren TV'den hepinize merhabalar. Cumhuriyet Halk Partisi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bugün yaptığı basın toplantısıyla CHP Genel Başkanlığına resmen adaylığını açıkladı. Bu basın toplantısında bir gazetecinin Sezgin Tanrıkuru'nun bir canlı yayında söylediği TSK 15 köylüyü helikopterden aşağı attı sözleri soruldu. Özgür Özel'den bu soruya ilişkin dikkat çeken çarpıcı bir yanıt geldi. Hatırlatmak isterim değerli dostlar, daha önce Sezgin Tanrıkulu'nun bu sözleri nedeniyle linçe uğramıştı. Sezgin Tanrıkulu'yla ilgili CHP'nin üst yönetiminden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen açıklamalarla resmen Sezgin Tanrıkulu bu açıklama nedeniyle yalnız bırakılmıştı. Özgür Özel'in açıklaması bu açıdan çok önemli, hep beraber izleyeceğiz değerli dostlar. Videoyu izlemeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladığı bölümü ve Sezgin Tanrıkulu'yla ilgili gelen soruya verdiği yanıtı beraber izleyelim değerli dostlar. Hikayemiz de tam burada başlamaktadır. Ülkemizin ve çocuklarımızın hak ettiği bir gelecek için. Kurum ve kurallarıyla çalışan demokrasiyi partimizde ve ülkemizde egemen kılmak için. Gençleri partimizin merkezine almak, partiyi gençlerin çekim merkezi yapmak için. Kadınların etkin olacağı parti yapısı ve siyaset tarzını güvence altına almak için. Emeğin sömürülmesine engel olmak için. Tüm öğrencileri layık, bilimsel eğitime erişim hakkını tesis edebilmek, cemaat, tarikat yurtlarında başka Enes Karalar'ın canlarına kıymaması için. Sağlık hizmetlerinden herkesin eşit, ayrımsız ve ücretsiz yararlanabileceği bir Türkiye için. Başka Somalar, başka Ermenekler, başka Amasralar, Hendekler, Çorlular, Afyonlar yaşanmaması için. Parti içi iktidarı kazanmak için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihimizin en büyük umutsuzluğu ile giremeyiz. Buna izin veremeyiz. Buna izin vermem, vermeyeceğim, hep birlikte vermeyeceğiz. Seçimleri kazanmak için değil, bir büyük devrim için, eşit, adil ve özgür bir ülke için, ülkeyi ve milleti kurtaracak olan yine milletin azim ve kararlılığıdır. O azim ve kararlılığa yol açacak Cumhuriyetimizin devrimci gücü partimizdir. Şimdi herkesi bu büyük yürüyüşe davet ediyorum. Çağrımız tüm üyelerimize, tüm seçmenlerimize, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarınadır. Gelin bu yeni yolu birlikte açalım. Hedefe birlikte yürüyelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir. Bu memleket bizim, bu davet bizim, bu hasret bizim. Mahmut Aydın. Gündeme dair her şey. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Ankara gazetecileri ne zaman aday olacağınızı bekliyordu. 10 yıldır adınız kulislerde konuşuluyordu. Umarım başarılı olursunuz. Benim iki kısa sorum var. Birincisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını ilan etti. Siz genel başkan seçilirseniz aynı isimlerle devam edecek misiniz? Yoksa tutum belgesinden biraz önce söylediğiniz gibi bir ön seçim yöntemi benimseyecek misiniz? İkinci sorum da seçimlerde beraber çalıştınız, Diyarbakır'a gittiniz. Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları ve arkasından gelişen olaylar oldu. Soruşturmalar açıldı. Parti sözcünüz de açıklama yaptı ve yetkili kurullarda durumu değerlendireceğini söyledi. Siz Sayın Sezgin Tanrıkulu'ya sahip çıkacak mısınız, destek olacak mısınız? O konudaki tutumunuz nedir? Teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bir genel başkanın parti meclisinin yetkisinde olan bir konuda parti meclisi, ki adayların belirleneceği ve resmi takvim içinde bildirileceği parti meclisi kurultaydan sonra oluşacak. O parti meclisinin yetkisi olan bu konuda bu kadar kesin bir söz söylemesini yadırgarım. Ben olsam yapmam. Peki
ki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için orada yerel yöneticilerin yeniden aday gösterilmesinde mutlak memnuniyete, halk memnuniyetine, vatandaş memnuniyetine dayalı objektif kriterlerden bahsettik. Bugün baktığınızda her ikisi de bugüne kadar görülmemiş bir memnuniyetle karşılanıyorlar bizim elimizdeki ölçümlerde. Genel Başkan da bundan bahsetti. Kamuoyu da bunları yakından takip ediyor. O durumda adaylıkları için bir sorun olmaz. Ama kararı Genel Başkan, o günkü Genel Başkan değil, o günkü parti meclisi verecektir. Sezgin Tanrıkulu meselesi bir olgu olarak, yani bu toplantının konusu olmamakla beraber, bir olgu, bir yönetim anlayışı olarak değinmek istediğim bir konu. Sezgin Tanrıkulu kendisine bir canlı yayında terörist diyen ve Atatürk'e hakaret ettin diyenlere cevap vermek üzere canlı yayına bağlanır. Canlı yayın sırasında kendisine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilgili bir soru yönlendirilir. O konuda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin verdiği soru önergesine verdiği cevap o kısmıyla alınır ve bilinç kampanyası başlar. Oysa kendisinin bahsettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı 1980'lerin hepimizin utanç doyduğu ve Kürt sorununu kronikleştiren, en derin hale getiren o utanç döneminde bazı TSK mensuplarının, utanç duyulacak bazı mensupları, helikopterden attıkları köylülere ilişkin bir karardır. Sezgin Bey, böyle şeyler geçmişte olmuştur. TSK'dan şaibeyi kaldırmak için bu sorular sorulmak durumundadır demiştir. Ama genel kayıt yerine sadece TSK bu köylüleri atmadı mı kardeşim kısmı verilmiş ve büyük bilinç kampanyası başlamıştır. Üzüntü verici olan bu kampanyanın bu hale dönüşmesine bizim AK trollerin, AK Parti sözcülerinin, AK Parti'ye müzahir kalemlerin hedef göstermesiyle o kısa videoyu izleyerek çanak tutan, katkı veren yaklaşımdır. Elbette benim genel başkanlığımda da partimdeki milletvekillerinin partimizin görüşleriyle bağdaşmayan, eleştiriye açık ya da parti içinde sorulacak ve soruşturulacak ifadeleri olabilir, gereği de yapılabilir. Ama bu asla bir AK trolün paylaştığı 35 saniyelik videoya paldır küldür onlarla yarışarak tepki vererek değil, işin doğrusu gerçeği araştırılıp kendi evladımız birilerin önüne atılmadan yapılır. Sonra bir suç, bir kusur varsa o elbette partinin yetkili organları tarafından karara bağlanır. Bizim yaklaşımımız bu şekilde olur. Evet değerli dostlar, haberi bitirmeden önce Sayın Özgür Özel'e bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sezgin Tanrıkulu'na evet ürkek de olsa sahip çıktı bu açıklamayla beraber. Ama Sayın Özgür Özel'e şunu hatırlatmak istiyorum. Sadece 90'lı yıllarda değil, yakın tarihte Deva Partisi Ali Babacan'dan tutun Gelecek Partisi Davutoğlu'na kadar bu açıklama yapıldı. Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddiaları vardı. Ve buna gizlilik kararı verildi, yargılama devam ettiği için iddia ediyorum değerli dostlar. Buranın altını çizdikten sonra bunu Sayın Özgür Özel'e hatırlattıktan sonra geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Arem TV ile kalın.